Sevgili seyirciler, 27 Nisan'da yapılacak olan işten çıkarma stratejileri seminerinin tartışmaları sürerken bir danışmanlık şirketi tarafından 9 Mayıs'ta işten çıkarılan işçilerin işe iade davalarını önleyici tedbirler ve kazanma stratejileri zirvesi düzenleniyor. Yargıtay, SGK, iş mahkemeleri ve bir medya şirketi temsilcisinin katılacağı zirvede işten çıkarılan işçilerin işe iade davaları ile geri dönememesi için ne gibi incelikler gerektiği ve bu işverenlerin bu davaları kazanmak için izlemesi gereken taktikler masaya yatırılacak. Sevgili seyirciler, bu bir haber değil, haberin ta kendisiydi. Şimdi bu haberin ta kendisiyle ilgili olarak stüdyomuzda bir konuğumuz olacak. Produktivite uzmanı Sayın Kaan Ertekin ile konuyu konuşacağız. Kaan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Ali Bey. Efendim, işçileri işten çıkarmak için neden böyle bir seminere ihtiyaç duyuldu? Mehmet Ali Bey, isterseniz biz böyle söylemeyelim. Çünkü bizim şirketlerimiz tamamıyla bilimsel esaslara dayalı çalışıyorlar. Şimdi şöyle düşünelim. Bir işçinin performansını nasıl belirleyebiliriz? Produktivite. Eğer bir işçi ortalama produktivitenin altında bir performans gösteriyorsa o işçi doğal olarak... Evet, yani şimdi aslında tam usulüne ve tekniğine göre diyelim ki şimdi bu işçinin tazminatı fazla. Yani işten çıkarılması maliyetli. Bu durumda o şirket işçiyi daha savaş olan, kargaşanın olduğu bir bölgeye, yani oradaki bir şubesine gönderiyor. Doğal olarak orada işçinin hayatta kalma gailesi baş gösteriyor ve bu şekilde, ya da diyelim ki Edirne'ye, Gevene. Şimdi o işçi Gevene gider mi Mehmet Ali Bey? Ne yapıyor? İstifa ediyor. Böylece tazminatsız bir kurtuluş da gerçekleşmiş oluyor işçiden. Pardon ama yani sonuçta işçiyle yapılan hizmet akdinde ve sigortasında nerede çalıştığı daha önceden yazmıyor mu efendim? Yok, o artık değişti. Baştan koyuyoruz maddeyi, öyle imzalatıyoruz. Yani evrenin her yerinde diyoruz. Bayağı yıldırmaya çalışıyorsunuz yani. Öyle demeyelim. İcap eden neyse aslında onu yapıyoruz. Mesela biz aslında son derece hassas davranıyoruz Mehmet Ali Bey. Diyelim ki bir bayan işten çıkarılacak. Böyle bir durumda direkt bayana söylemiyoruz işten çıkarılacağını. Kocasına söylüyoruz. O niye? Ne kadar ayıp. Olur mu Mehmet Ali Bey? Biz burada bayanlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Onların en az şekilde zarar görmeleri için uğraşıyoruz. Yani bizim gayemiz sadece bu yaşadıklarından etkilenmemelerine gayret etmek. Ya beyefendi, neden kadınların kendilerine söylemiyorsunuz? Çok kırıcı değil mi? Amaç da bu zaten Mehmet Ali Bey. Biz burada bayanı kırarken kocasını yükseltiyoruz. Zaten o bayan sorun çıkarmaya devam ederse eşi bir şekilde onun kulağını çeker. Bakın, ben size aslında ilk uyguladığımız yöntemlerden birini anlatayım. Ya bir gazetede Mehmet Ali Bey, gazetede işçiler çıkarılmış. Bu arada tabii işçiler işe geliyor ama bunların giriş kartları da değiştirilmiş, iptal edilmiş. Ya bunların bir gelişi var oraya Mehmet Ali. Oraya geliyor, bir yapıya çalışmıyor, öbürü geliyor. Orada nasıl şaşkın şaşkın dolaşıyorlar, inanamazsınız. Böyle bir melül melül bakışlar var. Kameralar da çekmiş oradan. Ya ölürsünüz ya Mehmet Ali. Beyefendi, nesi komik bunun? Ya tabii şimdi ben böyle söyleyince çok komik olmuyor da, ya o videoları falan görmeniz lazım. Ya o gizli kameralar, o kameralar yukarılarda, güvenlik kameralarıyla falan çekilmiş. Ya bir ara sizin vaktiniz olunca gelin bunu seyredelim. Hakikaten yani eğlenmek için birebir diyebilirim. Bir de biz yöntem olarak SMS'i ve ödemeli aramayı tercih ediyoruz. Nasıl yani? Kovulan kişi ödemeli mi arıyorsunuz? Evet efendim. Çünkü neden diye soramıyor. Para yazacak, o yüzden hemen kapatıyor. Bir de benim en çok beğendiğim yöntem aslında kura yöntemi Mehmet Ali Bey. Kura mı? Evet efendim. Gerçekten çok müthiş bir yöntem. Geçenlerde bir şirket sahibi bunu uyguladı. Gittim, yerinde gördüm. Şimdi böyle bir düğün salonu tutmuş. Bütün işçileri oraya toplamış. Kura çekiyor. Ve kura çekiyorsunuz. Kura da çıkan işten atılıyor. Ya ben böyle bir heyecan gerçekten görmedim Mehmet Ali Bey. Ya bu Şampiyonlar Ligi kuraları falan var ya, bunların hepsi hikaye yani. Bir de zaten adaletli de bir yöntem. Çok güzel yani. Efendim, bu anlattıklarınız çok korkunç, çok aşağılayıcı değil mi? Başarıyı arttırmak için başarısızlığın altını iyice çizmek gerekir Mehmet Ali Bey. Sizin dayak yediğiniz falan olmuyor mu? Zaman zaman. Haberler devam ediyor sevgili seyirciler.